Yannanna, yannanne, yannanna mode keçenne. Merhaba sevgili izleyiciler, ben Metin Desovalı. Kampüs Günlüğü programında sizlerle birlikteyim. Geçen hafta Mersin'deydik. Bu hafta Akdeniz'in diğer güzel şehri olan Antalya'dayız. Sizlere ekip arkadaşlarımla güzel bir program sunacağız. Bizden ayrılmayın. Akdeniz Üniversitesi kampüs hayatıyla ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Akdeniz Üniversitesi bence yani Türkiye'deki sayılı üniversitelerden, özellikle şu an Koçfest olduğu için daha bir eğlenceli üniversite. Her yerde festivaller falan var. Çok eğlenceli geçiyor. Kampüs içi çok güzel. Koçfest'ten yararlanıyor musunuz peki oyunlarda? Bir ara tenisle böyle oyun oynamıştım da kazanamadım. Yani çok zevkli. Herkesin gitmesini tavsiye ederim. Kampüste gezimiz devam ediyor. Şu anda yanımızda başka bir arkadaşımız var. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Özgür. KYK yurdunda kalıyorum. Turizm fakültesinde okuyorum. Akdeniz Üniversitesi kampüs hayatı hakkında bize neler söyleyebilirsiniz? Ben kampüsü seviyorum. Yani yapabileceğimiz birçok şey var. Zaten yeterince topluluklara falan katılmaya çalışıyorum. Hani BSU'ya yakınım zaten burada. Onun dışında kayıyoruz, dansa gidiyoruz. Yani yapılabilecek bir sürü şey var. Hani yeter ki istek olsun. Tiyatro var, ne bileyim müzik grupları var. Hani buradan dışarı çıkmadığım zamanlarda da ben sıkılmıyorum yani. Şu anda Koç Fest organizasyonları var. Onlardan yararlanıyor musunuz? Aynen, oraya da ismimizi yazdırmıştık. Hatta anahtarlığım da var burada. Yani yeterince aktif bir üniversite bence. Merhaba sayın seyirciler. Şu anda Akdeniz Üniversitesi Olbia Çarşısı'ndayız. Yanımızda arkadaşımız var. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Ömer Ferdi. Akdeniz Üniversitesi'nde ben de öğrenciyim. İletişim Fakültesindeyim. Radyo Televizyon Sistemi bölümünü okuyorum. Teşekkür ederiz. Akdeniz Üniversitesi çok sosyal bir kampüs. Kampüs hakkında düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Bak, kampüs hakkında dediğiniz gibi çok güzel. Açıkçası hani ben bu kadar beklemiyordum 3 sene önce buraya geldiğimde. Hem o doğa şeyi de korunmuş. Böyle ağaçlıktı maaşlıktı ama bir yandan da böyle betonlar vesaire. Böyle çok iç içe olmuş. Kampüsün böyle genel inşasını, böyle mimarisini beğendim açıkçası. Çarşı ya da işte böyle aktivite vesaire, o anlamda da çok geniş açıkçası. Mesela burada Olbia Çarşısı var. Hemen yukarıda mesela Yakut Çarşısı var. Olbia Çarşısı'nın da mesela ayrı ayrı müşterileri var. Oranın ayrı ayrı müşterileri var. Böyle bir kimliklenme olmuş açıkçası. Genel olarak Yakut Çarşısı'nı kullanır mısınız, Olbia Çarşısı'nı? Ya ben Yakut'a pek rahat edemiyorum. Oradaki kitle biraz daha farklı. Böyle daha çok ve giyinmeyi seven böyle ve jilet gibi adamlar var. Ben o yüzden Olbia'yı daha çok seviyorum. Böyle daha salaş, daha güzel oluyor. Böyle sürekli zaten bu kafedeyim. Ben burada çalışıyorum. Arkadaşlar falan da hep burada. Okula genel olarak o aktivite falan boyutuna girersem çok çok iyi. Mesela bizim fakülte giderken şey var. Koç fest muhabbeti vardı mesela. İşte bu tenis kortları, yüzme havuzu falan filan, ben bunları beklemiyordum. Çünkü ben Ankara'dan geliyorum. Mesela Ankara Üniversitesi'nde ben sürekli gidip gelirdim. Ankara Üniversitesi'nde şöyledir. Böyle bir kampüs bulamazsınız Ankara Üniversitesi adına. Hep parça parçadır. Ben biraz da Akdeniz'e gelirken öyle bir şey inşallah olmaz diye umdum. Allah umduğumu da buldum.
Kampüste gezimiz devam ediyor. Şu anda Yakut Çarşısı'ndayız ve arkadaşımız yanımızda. Sizi tanıyabilir miyiz? Elif Varlı, makine mühendisliği okuyorum. İkinci sınıf öğrencisiyim. Kampüs hakkında düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Kampüs hakkında diğer daha önce benim gördüğüm kampüslere göre çok geniş alanları var. Oturmak için, öğrenciler için çok fazla yer, seçenek var. Kafeleri çok güzel. Hani fakültelerimiz çok güzel. O yüzden memnunuz. Şu anda çeşitli organizasyonlar var. Koçfest olsun, MNG Kargo olsun. Bunlara katıldınız mı? Ben de az önce mesela söyleşiden geliyorum. Katılıyoruz. Hani bunlar için de çok fazla seçenek var. Hani her yerde farklı şeyler, etkinlikler oluyor. Bizim de çok fazla hani öğrenmek için, görmek için fırsatımız oluyor. O yüzden güzel. Kampüste gezimiz hızla devam ederken MNG kargolarının hazırladığı standa gelmiş bulunmaktayız. Şu anda yanımızda bir yetkili var. Sizi tanıyabilir miyiz ilk önce? Merhaba. Teşekkürler. MNG Kargo Genel Müdürlük olarak bugün Antalya Akdeniz Üniversitesi Yakut Çarşısı'nda yer alıyoruz. Ufak bir hafıza oyunumuz var. Bizim burada amacımız, hedef kitlemiz tamamen öğrenciler. Öğrencilere biraz daha MNG Kargo'yu yaklaştırmak. Firmamızın onlara biraz daha sempatisini kazanmasını sağlamak. Oyunu oynatıyoruz. Buradaki amacımız öğrencilere yönelik bir yarışmada 1 dakika içerisinde dereceye giren arkadaşlarımıza flash bellek hediye ediyoruz. Bu şekilde arkadaşlarımız oynuyor. Ödüllerini kazanıyorlar. Böyle diyebilirim genel anlamıyla. İstediğiniz randımanı alabiliyor musunuz peki? Her zaman istediğimiz randımanı alabiliyoruz. Özellikle Akdeniz Üniversitesi'ni seçimimizdeki amaç şu. Öğrencilerin en yoğun olduğu, öğrencilerin biraz daha empatik bir şekilde bizlere yaklaştığını gördük. Bugün de burada katılım çok fazlaydı. Oldukça yüksekti. Güzel de işler çıkardığımıza inanıyoruz. Amacımız tamamen öğrencilere yönelik. Geleceğin yönetici adaylarının buralardan çıktığını düşünüyoruz ve bugün burada öğrenci olarak bu oyunu oynayanlar önümüzdeki senelerde 1-2 sene sonra beyaz yakalı yöneticilerimiz olacağı için bizler öğrencilere her zaman değer veriyoruz. Biz de öğrenci adına size çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Kolay gelsin. Akdeniz Üniversitesi turumuza traktörle devam ediyoruz. Kesik çayır bitilir mi? Sular soğuk içilir mi? Ziraat Fakültesi seralarında turumuz devam etmekte. Şu anda yanımızda diğer başka değerli bir hocamız var. İlk önce hocamızı tanıyalım. Merhabalar, hoş geldiniz. İsmim Yaşar Özyiğit. Korkut Ali Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim üyesiyim. Tarla bitme bölümü deneme alanlarında işte denemeler yürütüyoruz. Bu isterseniz tanıtayım, burası yem bitleri. Hocam ilk olarak ben size burada kaç çeşit ürün var tahmin olarak? Şimdi burada çok farklı ürün var ama yem bit kısmında baktığımız zaman biz buğdaygil ve baklagil yem bitleri de ayırıyoruz. Diğer yem bitlerinde var ama genelde buğdaygil ve baklagil yem bitleri de ayırıyoruz. Burada birkaç çeşit var. Şimdi buğdaygil bitlerinden işte arpamız var. Hemen şu arkamızda gördüğümüz. Sonra triticale var. Yine yem bitkileri grubundan. Trinova dediğimiz İtalyan çimi. Bu aynı zamanda çim bitkisi olarak da kullanılıyor. Yeşil alan tesisinde ama bunun türü genelde yem amacıyla kullanılıyor. Yine bu baktagil grubundan yem bezelyesi dediğimiz bir türümüz var. Adi fi ve koca fi türlerinden yem bitlerimiz var. Genelde bunlarla ilgili. Peki toprak buna elverişli mi? Bu toprak elverişli. Yem bitleri açısından elverişli. Buradaki zaten amacımız, deneme kurmamızdaki amaç da özellikle şu anda üzerinde bulunduğumuz deneme alanında toprak işlemeden anıza ekim yapmayla ilgili. Çünkü biz toprağı işlediğimiz zaman su kayboluyor. Su da çok kıymetli. Yani suyu kaybetmememiz gerekiyor. Toprağı işlemeden anıza ekim yapıyoruz ki suyu kaybetmeyelim. Aynı zamanda maliyeti de düşürmüş oluyoruz.
ne yapıyoruz? Mesela mazot masrafını azaltmış oluyoruz. Evet. Tabii verim biraz düşüyor ama ekonomik analizle vurduğumuz zaman kendini dengeleme ihtimali yüksek. Peki hocam, her zaman mı bu kadar çok çalışırsınız yoksa bugün özel mi, bizim böyle yok, denk geldik? Yok, her zaman böyleyiz. Yani tam ekim zamanları, dikim zamanları böyleyiz. İşte sabah derse giriyoruz, öğlen sonra araziye geliyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Yani çiftçinin saati olmuyor. Biz de bir nevi çiftçilik yapıyoruz. Çiftçi de sabah ezanı okunurken hemen gider işine, akşam karanlıkken döner. Biz de aynı şekilde, yani bunlar da doktorları düşündüğümüz zaman hastanın başında devamlı beklemek zorunda, kontrol etmek zorundalar. Biz de aynı şekilde bitki de canlı, biz de bunları kontrol etmek zorundayız. Yani bir bıraktığımız zaman kaybedebiliyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Kolay gelsin. Kampüs içinde selalar haricinde bir de çiftlik yer alıyor. Öştein ve Montofon olmak üzere iki cins inek türü yetiştiriliyor. Bu inekler günde 28 litre süt veriyor. Dışarıya süt satışı yapılmıyor. Üniversite yemekhanesinin ihtiyaçları için kullanılıyor. İnek dışkılarından da tarlada gübre olarak yararlanılıyor. Kampüs hakkında ne düşünüyorsun? Eğlenceli mi? Sen ne kadar süt veriyorsun? Programın daha sonuna geldik. Çok güldük, çok eğlendik, çok yorulduk. Haftaya Muğla'dayız. Bizi izlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Yanana, 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 madde keçene.